sizin kendi yolculuğunuz esnasında hangi sorunlarla karşılaştınız kadın olmaktan kaynaklı ve genel olarak gördüğünüz kadın girişimciler hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve tavsiyeleriniz neler olur? Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Ben kadın olarak iş ortamı anlamında çok şanslıydım. Çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. Hatta bundan dolayı da atölyelerimle özellikle gurur duyuyorum. Çalıştığım iki atölyede erkek egemen atölyeler. Yani sahibi de erkek. İşte çalışanlar, zanaatkarlarımız da erkek. Ve hiçbir zaman bana şey tutumları olmadı. Hani ay bu da gelmiş işte hani bir çanta yapmaya çalışıyor havaları olmadı. Biraz da şundan dolayı olmadı galiba. Ben zaten gittiğim zaman hani bir çanta yaptırdım, geldim 5 yaptırdım, gittim 10 yaptırdım, gittim 20 yaptırdım. Yani onlar da böyle sessiz sessiz o büyüyüşle gurur duyar hale geldiler. Ve bir noktada bir bakmışız ki onların sahte yapması yerine mehrimu yapıyorlar. Dolayısıyla çok mutlu oldular. Yani o bakımdan bir kadın olarak onlara da o şekilde onların da buna açık yani gurur duyabilecek açıklıkta olmaları da açıkçası beni çok mutlu etti. Ama hemen şu parantezi açmak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Güneş erkekleri çalıştırıyor, kadınları çalıştırmıyor mu denmesin. Aynı oranda bizim kadın gruplarıyla da üretimlerimiz var. Özellikle şimdi el örgü derilerin öne çıkmasıyla birlikte el örgü deri, el örgü rafyalar vesaire bizim kadın gruplarımız var. Onların başında olan bir kişi var. O onlara dağıtıyor. Ve o şekilde tabii ki kadınlarla da çalışıyoruz. Kadın olarak en büyük kendi zorluğum ve çok genç yaşta aslında bu işlere başlamış olduğum için eş zamanlı olarak anne olduğum için evliliğe yeni başlamış, anne yeni olmuş, işte hiç hesapta yokken bir marka kurmuş. Ve o markada bir anda gerçekten ciddi ticari anlamı olan ve ciddi emek isteyen bir hale dönüşmüş üçlemesinde ben çok zorlandım. Bu konuda açık konuşacağım ve hala zorlanıyorum. Çünkü kadın olduğunuz zaman ve tutkulu dolu ve duygu dolu bir kadınsanız eğer, ne kadar mantıklı da olursanız olun, ne kadar zaman planlamayı da bilirseniz bilin, her şeyin çok güzel olmasını istiyorsanız, işte çocuğunuzun da her şeyiyle çok ilgilenmek istiyorsanız, işinizin de her şeyiyle ki ben işimin her koluyla her zaman her şeyi öğrenmeye çok önemlidir benim için. Hani ekibim var ama her zaman her işinde bir şekilde öğrenmek ve bilmek isterim. Sadece kontrol etmek amaçlı değil. Yeni girdiğimiz dallarda da mesela şimdi yine parantez açıyorum ama hani Instagram sponsorlu reklam kısmına giriyoruz. Hani onu da öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani her şey yapmaya çalıştığınız zaman ve günün içerisinde 24 saatiniz zaten bir kısmı uykuyla geçiyor. İşte rejim de yapacağız, yürüyüş de yapacağız, yoga da yapacağız, onu da yapacağız, bunu da yapacağız derken orada ben kadınlığın zorluğunu yaşadım. Çünkü anne olmak başka bir şey. Anneliği de böyle çok romantize edip hani böyle aman işte hani o anlamda anaçlığı öne çıkarmak anlamında söylemiyorum. Benim çocuklarım benimle çok gurur duyuyorlar, farkındalar. Belli saatler yokum, belli saatler varım. İşte bir koldaysam, bir şeydeysem birazdan geleceğim canıma çok alışkınlar. Yani ama en zoru o suçluluk duygusuyla baş etmek. Yani bu konularda açık konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle girişimci kadınlar var biliyorum ve ben onlara çok gıpta ediyorum. Benim de onlardan öğrenecek çok şeyim var. Daha serin kanlılıkla ve daha uzak konuya bakabilen. Ben daha oralarda çok değilim. Onu söyleyeyim. Benim de öğrenmeye çalıştığım, kendimi biraz daha rahatlatmaya çalıştığım bir yer. Özellikle kızım 5 yaşında küçük. Mesela oğlumla şimdi daha rahatım ama kızım hala biraz daha anne kuzusu döneminde. Bu şekilde ama diğer kadınlarda tabii ki erkek egemen iş yerlerinde kadınların çok ciddi problemler yaşadığını hem ödenilen işte hani hem finansal boyutunda hem ilerleyebilme boyutunda çok ciddi problemler yaşadığını, onlardan işte şey konusunda hiçbir anlayış göremediklerini, hani bu sonuçta ben kendi işimi yaptığım için bir şekilde ayarlayabiliyorum. İşte çocuğumun okulunda olmam gerekiyorsa atıyorum oluyorum yani bir şekilde olduruyorum ama bu konularda çok ciddi eşitsizlikler olduğunu üzülerek gözlemliyorum. Şimdi kadınlar tabii girişimciliğe adım atıyorlar ama benim gördüğüm bir şey var. Fark yaratabilenler bir şekilde sıyrılıyorlar.
ama fark yaratamıyorsa istediği kadar marka yaratsın, tutamayabiliyor. Sizin kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Yani bir marka yaratırken neye dikkat etsinler ve o markanın tutunabilmesi için neleri yapmaları gerekir? Sizden tavsiye alalım. Çok teşekkür ederim. Çok doğru bir soru, konuya parmak bastınız. Bana bu soru inanılmaz çok soruluyor. Katıldığım girişimci konuşmalarında atıyorum bir yerde karşılaştık birisiyle. İşte Güneş Hanım, ben hani şu soruyu bile duydum. Ben çok marka yaratmak istiyorum. Hani aklında bir fikir bile yok aslında. marka yaratmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Önce bir fikir gelmesi lazım. Böyle bir ihtiyaç vardır. Yani çünkü marka sahibi olmak çok pırıltılı bir şey. Gerçekten o bakımdan çok tatmin edici, çok keyifli. Pırıltılı bir dünya gerçekten. Hani karakterinize de uygunsa çok eğlenceli tabii ki. Ama dediğiniz gibi fark yaratmak. Şimdi bu dünyada özellikle modadan bahsediyorsak, tüketimden bahsediyorsak, ben bile bu kadar meraklıyım. En son ne zaman ayakkabı aldığımı hatırlamıyorum. Açık konuşayım. Yani neden? Çünkü işte siyah botum var, taba botum var, şey var. Yani değil mi? Hepimiz öyleyiz. Hani ama kadınız ve almayı seviyoruz. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra yaratılacak bütün markaların kesinlikle kim yapıyor? Hani böyle şeyler görüyoruz ya, özellikle Amerika'dan, işte elbisemi kim yaptı? Bilmek istiyorum. İşte hani kime faydası var, kime zararı var? Doğru fiyatlandırma mı? Demiyorum ki illa her şey çok affordable, uygun, ulaşılabilir fiyatta olacak. Çok lüks, çok enteresan bir şey de olabilir. Diyebilir ki bıktım artık bu şeyden, çok eksklusif, ben sadece 10 kişiye satacağım. Ama dediğiniz gibi bunu mutlaka bir duyguyla bir... yani bu bir puzzle'sa puzzle'da bir yere oturması gerekiyor. Puzzle'da bir yere oturacağına inanması gerekiyor. Sonra da o puzzle'ın içindeki kendi yerini bulup kendini tabii ki oturtması gerekiyor. Yani o oturuyor diye, cuk diye tabii ki oraya oturmuyor. Ama bence hani başlangıç noktası zaten baştan hani marka yaratayım düşüncesiyle yola çıkılmışsa, ne olsunsa zaten orada bir şey var. Nasıl diyeyim? Ama şunu söylemek istiyorum. Bunu da yüreklendirme anlamında söylemek istiyorum. Dediği gördüğünüz gibi, yani ben de bunu tamamen sıfırdan, hani benim okuduğum, hani psikoloji okudum, psikoloji bile okumamış olsalar, hani eğitim olarak da daha farklı bir yerde bile olsalar, insanlar yaratım gücü, özellikle biz kadınlarda çok ciddi yaratım gücü var bizde. Bu illa hani yaratıcıyım, çok güzel şeyler yapıyorum, çok zevkliyim anlamında değil. Bir şeye hayat vermek, doğurmak, yaratmak. Bu zaten bizde hepimizin içinde olan, bu doğurganlık hepimizde olan bir özellik. Dolayısıyla onu birazcık kanalize oldukları zaman insanlar zaten varsa içinde o yaratım çıkıyor. Ondan sonrasında bence markalaşma serüveni başlıyor. Bu konuda benim aslında söyleyecek çok şeyim var. O yüzden beni durdurun isterseniz. Çünkü marka olmak, son söylüyorum sonra susuyorum. Marka olmak illa çok... eskisi gibi böyle yine A'dan Z'ye bir... Bakın mesela Mehrimu, 11 senedir ben bu işi yapıyorum. Benim tek isteğim Net-a-Porter'e satmaktı. İnanılmaz çok uğraştım Net-a-Porter'e sokmak için Mehrimu'yu. Çok hakkım yendi, onu da söyleyeyim. Kaç kere gittim, geldim, hatta espri yapıyorduk artık önünde bayrak açacağız diye. Ve tam dediğim noktadaki vazgeçtim, istemiyorum Net-a-Porter'i, ben başka yola gideceğim dediğimde kendileri geldiler. Ama şunu demek istiyorum, bana hep soruyorlar işte... Ben de şu dergiye çıkmak istiyorum. İşte ben de röportaj. İşte ya da illa bu değil yol. Yani çok fazla çok fazla yol var. Maksat eğer para, ekonomik olarak mantıklı bir şey yapmaksa, insanlara bir şeyler gerçekten satmak, ulaşmaksa, bunun birçok yolu var. Şudur diyemem. Markaya göre değişir tabii ki. Yapılmak istenen şeye göre değişir. Yani hepimiz birer Louis Vuitton yaratmayacağız artık. Louis Vuitton kendi başına kendi problemleriyle uğraşıyor. Hani bana diyorlar ki mesela sen Türkiye'nin Hermes'isin. Ne alakası var? Türkiye'nin Hermes'i değilim. Olmak da istemiyorum. Çünkü Hermes'in zaten kendi başlı başına bir sürü, bir yığın problemi var. Her yeni gelenin yenileyerek kendi sektörüne de bir şeyler katıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin hikayenizi dinlerken başka bir şey dikkatimi çekti. O yüzden... oraya yönlendirmek isterim konuşmayı. Kadın girişimcilere tavsiyeler çok kıymetli, çok önemli. Fark yaratma dedik.
sizin hikayenizde ben mesela network'ün önemini gördüm. Ne dersiniz? Kadın girişimcilere network ya da diğer konularda ne tavsiye edersiniz? Girişimcinin doğasında zaten şey oluyor. Girişkenlik, işte aynen network, insanlarla tanışmak, insanlara ürününü anlatmak, hayalini anlatmak, soru sormak. Bu sebeptendir ki bana çok mesaj geliyor kadın girişimcilerden. Bununla ilgili utangaç hissedenler de kesinlikle hissetmesinler. Ve dediğiniz çok doğru. İnsan sosyal bir varlık olduğu için maalesef yaptığınız iş ne kadar değerli olsa da, ne kadar farklı olsa da birazcık o network'ün katkılarıyla bazen bir yerden bir yere gelinebiliyor. Bunu sanatta da görüyoruz. İşte zamanının çok büyük sanatçılarının zamanında donduk galiba yine. Hı, düzeldi şimdi. Zamanında kıymetlerinin bilinmeyip öldükten sonra mesela eserlerinin değerlenmesi buna çok büyük bir örnek. Çünkü sanatçılar genelde içe dönük yapıdalardır ve çok da çok anlatamazlar kendilerini. Dolayısıyla evet, benim hikayemde çok kez ilişkilere verdiğim önemin faydasını çok gördüm. Bunu sadece markayı bir yerden bir yere getirmek, popülerleştirmek anlamında da değil. Atölyelerle kurulan ilişkiler vesaire, bunlar beni pandemi sürecinde çok korudu. Çok ciddi borçlar altındaydım. Mehrimi olarak şirketimle beraber hepsi bana çok yardımcı oldular. Demek ki bir yerlerde onlarla ilişkilerimi iyi tutmuşum ki ödemelerde çok ciddi kolaylıklar sağladılar. Taksit ödedim, kazandıkça ödedim. Ben de aynı şekilde, yani bu bir zincir. O yüzden hem network diyelim, hem gerçekten ilişkileri ve sadakat de çok önemli. Çok aşırı hırsın bazen öne geçtiği durumlarda kısa vadede öne geçmeler olabiliyor ama sonrasında o bana ters yapıyor gibi. Benim için hep öyle olmuştur. Hani mesela çalıştığım bir mağaza varsa onun bir başka bir tanesi de gelip ya bana da ver dediği zaman mesela ürünü, her zaman bana ilk el verene sadakatli davranmışımdır. Bu ilişkiler bizleri kesinlikle, çünkü sosyal varlıklarız ne olursa olsun. Dikkat çekmek istediğiniz başka bir öneri, tavsiye var mı kadınlara? Yani çoğu kadın mesela işini kurmaktan geri kalıyor, cesaret edemiyor, sermayesi olmuyor, sermaye olmuyor, evet, çıkamıyor. Onlara bir mesaj. Gerçekten ben şöyle düşünüyorum, bu sermaye konusu çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü çoğu insanın tabii ki de sermayesi yok ve bu çok doğal bir şey. Çok küçük yani. Yani en azından benim hikayem öyle olmadığı için rahatlıkla öyle söyleyebilirim. Çok büyük planlara, işte hani klasik iş hayatında sorulur ya, işte 5 senelik planın ne, 10 senelik, 15 senelik planın ne? Buna gerek yok. Çok bakkal hesabı, bir tane alıp satıp iki tane alıp üç tane. Çok bakkal hesabı sadece Instagram üstünden başlayarak ve doğru işte Instagram'a reklam verme işini güzel çözerek ve web sitesini, basic bir web, iyi çalışan bir web sitesiyle çok küçük başlayıp, önemli olan o bağlantıyı müşteriyle kurabilmek. O müşteriyi kurduğunuz zaman zaten sizin sermayeniz o oluyor. Ben bunu hani Mehrimun'un ilk başlarında da gördüm. Ekibimi büyütürken de hep böyle düşündüm. Hiçbir zaman ekibime yeni birini alırken o insanın maaşını ödeyecek durumu olmadı benim şirketimin. Ama hep şey diye düşündüm. Hani bu insan bana öyle bir artı katacak ki onun parası öyle çıkacak. Çok şükür tahtaya vuruyorum. Hep de öyle oldu. Benim tek iş yapmayı bilme yolum bu şekilde. O yüzden söyleyebileceğim tek şey bu. O yüzden korkusuzca, hiçbir şekilde borçlara, kredilere girmeye gerek yok. Asla böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Hani belki çok küçük bir kredi, çok küçük, hani çok zora sok, ama hiçbir şekilde böyle bir şeye gerek yok. Hep küçük başlayıp, zaten bir nokta geliyor ki iş sizden o büyük atılımı, ki ben mesela şu anda o noktadayım. Benim artık işimin mutlaka bir yatırım alması gerekiyor. Artık bu şekilde hani bir yere kadar kendini döndürüyor, getiriyor. Oradan sonra yapmak istediğiniz şeylerde bütçeler bir anda çok eksponansiyel olarak boyunuzu aşıyor. Ama o zamana kadar bence
kendini döndüre döndüre daha bakkala hesabı, hem de işi çok iyi öğreniyorsunuz. O zaman işi başka türlü, çünkü çok büyük bütçelerle girdiğiniz zaman daha rahat harcıyorsunuz. Küçük girdiğiniz zaman işi öğreniyorsunuz, yani mecbur neyi gerçekten harcamam lazım çok iyi öğreniyorsunuz.